Herkese selamlar arkadaşlar. Tüylü Mikrofon Sokak Röportajları kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tarikatlar. Biliyorsunuz daha önce de bu konuda birçok konuşma yapmıştık ve olacakları söylemiştik. Türkiye'nin belki yarısından fazlası söylüyor bunu. Yıllardır söylüyor. Bakın yatılı çocuk kursları var. Bütün tarikatlarda, cemaatlerde var bu. Bu 6 yaşındaki kıza tecavüz olayı, bakın doğru olsun olmasın fark etmiyor arkadaşlar. Her gün ama her gün. Türkiye'nin 81 ilinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olmayan Subyan medreseleri, Subyan kursları adı altında 6 ile 12, 15 yaş arası çocukları zorla, bakın zorla %99'u ailesi dindar diye gönderiyor, zorla tutuluyor. Bu çocukların kimilerine evet maalesef tecavüz ediliyor, taciz ediliyor ama arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Beyinlerine tecavüz ediliyor bu insanların. Hayat boyu toparlayamayacak travmalar yaşatıyorlar. Bu çocukları kurtarmak adına buraları dümdüz etmek lazım arkadaşlar. Tarikatın iyisi kötüsü değil. Burada tarikatı cemaati konuşmuyoruz. Bakın bunların açtığı kursları konuşuyoruz. Vergi vermeyen, denetlenmeyen, o bu meseleler hakkında hiç konuşmayan Ali Erbaş var ya oturduğu yerden maaş alıyor. Heh. İşte o bu işlere el atacak. Yeni hükümet döneminde bu tarikat kurslarını, cemaat kurslarının dümdüz edileceğini bütün Türkiye bekliyor. Çünkü bıktık usandık. Türkiye'nin iç sesi şu anda budur arkadaşlar. Ve maalesef buralar dümdüz edilmediği müddetçe bu haberler sürekli gelecek. Çünkü bunlar ufak yaşta evlendirmeyi sünnet olarak görüyorlar. Tabii sünnet olarak görüyorlar. Bunların 17, 18, 16 diye bir yaşı yok. Kız ergenliğe girdiği anda kitapları okuyun görürsünüz. Bu adamların kitaplarını okuyun görürsünüz. Ama dümdüz edileceksiniz. Dümdüz edileceksiniz. Bunu bilin. Şimdi bugün de maalesef bu acı konuyu soracağız vatandaşlarımıza. Tarikat yurtlarındaki çocuklara ne olacak? AK Parti hükümetinde çünkü hiçbir gelişme olmadı, hiç denetleme olmadı. AK Parti hükümeti değişirse yeni hükümette ne olacak diye soracağız. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Buyurun izleyelim. Yani ben çok tasvir etmiyorum böyle hani cemaatte kurslarda. İnanç bilgi üzerine kurulan bir şey. Bilgi, eğitim hani Rabbimizin ilk emri oku ama okunun altında yatan zaten nasıl söyleyeyim ki detaylı bilgi. Hani cemaatlere, mezheplere böyle birçok şeyler hani parçalandı ya. İnanç parçalanmaması gereken bir bütün. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı kontrol altında tutabilir mi efendim böyle bir uygulama gelse mesela tarikatları, cemaatleri? Çünkü kol kol var. Yani tabii ki gücü yeter ama hani onu keşke yapabilseler. Evet. Yani şimdi herkes böyle İslam'a da söz geliyor farkında mısınız? Kesinlikle. Bu olaylar yüzünden insanlar artık Müslümanlık. Yani diyorum ya bunun temeli 1000 yıl öncesinde dayanan bir şey. Hani o eğitimsizlik çok 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 eskiden başladığı için herkes kendi kafasına göre yorumladığı için sıkıntı orada başlıyor. Yani inancı benim bildiğim doğru, senin bildiğin doğru diye parçaladığımızdan ve saygısızlıktan. Müritler, cemaatler hani genelde bu ülkemize pek bir hayır getirdiğini pek görmedik. Hani olmadı. Yani genelde nasıl diyeyim hani dini yozlaştırdılar. Hani dini kitaptan aldığımız gibi, Peygamber Efendimiz'den aldığımız gibi iletmediler insanlara. Zaman içinde de hani insanları dinden soğuttular aslında. Hani cemaatlerin ve bu tür tarikatların yaptığı yanlışlıklardan dolayı genelde İnsanlar dinden, dine olan bakış açısından, imandan uzaklaşmaya başladı. Sırf bunların yüzünden yani. Benim bir teorim var. Buyurun. 2043 yılında Türkiye'nin %50'sinden daha fazlası deist olacak. Doğrudur abi. Giderse, kesinlikle. Ama ben 20 yıl verdim. Ama 10 yıla bu iş bitecek. Öyle gözüküyor. Ve nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız onu da bilmiyoruz biliyor musun? İlk defa girdik bu kabuğa çünkü. Eskiden biz İslami usullerle gelen bir ülkeyiz. Ona göre. Kesinlikle. Arap İslamı değil ama. Herkesin kendine ait bir örfü adeti vardır. Kesinlikle. Ya Türklerinki de Anadolu. Nereden nereye geldi mesele birader? Şu anda İslam'a da laf söyleniyor direkt. Farkındasın. Kesinlikle. İnsanlar sinirlendi çünkü. Çünkü hani dediğim gibi yanlış aksettiriyorlar. Yanlış tarafa çekiyorlar. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin onlara yani. Hepsini bu devlet böyle yürüdüğü sürece de insanlar da işte büyüyorlar ya. Yani. Kapatılmalı. Yeğenimin söylediği doğrudur. Ben de onaylıyorum. Artık denetim bile istemiyor vatandaş. Kapatılsın. Direkt kapatılsın. Evet. Direkt. Yeni hükümet değişirse dik duracaklar mı sizce muhalif partiler? Durmak çünkü zorunda. Durmalı. Değil mi? Durmalı. Durmazsa kayıp. Çünkü bir oy potansiyeli olarak görüyorlar biliyorsunuz onları. Muhakkak. Ciddi bir büyüklüğü var çünkü ama kapatılmalı. Yerin dibine batsın hepsi. Vatandaş kızgın. Vallahi. Kapansın mı efendim? Denetlensin derhal, mi? Derhal kapansın. Tarikata ne gerek var?
Allah Kur'an-ı Kerim'i indirmiş zaten. Kur'an-ı Kerim'de yazanlar uygulasalar bu problemlerin hiçbiri çıkmaz. İnsanlar şeyh olmak istiyorlar. İnsanlar böyle lider olup diğerlerini manipüle etmek istiyorlar. Tarikat ve cemaatler de genelde öyle oluyor. Evet. Maalesef. Ama buna şeyler, hükümetler de hep yol verdi. Maalesef. Seçim zamanlarında yanlarına gittiler. Doğru. Oy toplamak için. Şeyh ve müritler ülkesi olamayız biz. Ya herkes dinini kendi içinde yaşamalı. Tarikatlar olmaması gerekiyor. Medreseler olmaması gerekiyor. Yani bu AKP hükümeti bizi çok çok geriye götürdü. Dehşet yıprattı değil mi? Evet. Yani insanları psikolojik olarak yıprattı. İnanç zayıflığına götürdü aslında. Yani şey yok. Mesela bu 6 yaşındaki bir kız çocuğunu nikah yapabilecek kadar ya da kendi çocuğunu bir başkasına verecek kadar alçalan bir insan topluluğu olamaz yani. Bu ve buna sessiz kalan bir ülkeyiz artık. Yani bugün anneler, kadınlar, babalar, kız çocukları olanlar herkesin buna çok büyük bir tepki vermesi lazım. 6 yaşındaki bir çocuğun düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir ülkede, layık demokratik cumhuriyette böyle şeylerin olduğu bir ülkedeyiz. 21. yüzyıldayız yani. Bu 100. yıla gireceğiz. Yani 2. yüzyıla giriyoruz. Evet, az kaldı. Neler yani kabul edilir bir şey değil ve bunu da hani tamam yani 85 milyondan çıkıyordur böyle soysuzlar, hainler, alçaklar. Ama buna sessiz kalmak ne demek ya? Ya buna nasıl sessiz kalabiliyoruz ben onu anlamıyorum. Hocalar, şunlar bunlar. Artık şunu da söyleyeyim de. Bakın yani cuma namazlarını kılan bir insanım. Cuma namazına dahi gidesi insanın gelmiyor. Bırakın şeyini. Önceden böyle hacı hoca namaz kılan bir adam yiyordu mu? Böyle bir şey gelirdi insana. Ya bir saygı gördü. Ya bu adam adaletlidir. Yani Allah'ın huzuruna çıkıyor. Yani Allah'tan kork. Yemin ediyorum bugün deistler, ateistler namaz kılanlardan, camiye gidenlerden çok daha güvenilir hale geldi. Çünkü adam camiye gidiyor, camiden çıkıyor, işlemediği günah yok. Yani yalan söylüyor, haram yiyor, yolsuzluk yapıyor, her şeyi yapıyor. Ya bu adam inançlı bir adam değil mi? Yani inançlı bir adamın yaptığı bu şey, şimdi bu 6 yaşındaki çocuğunu evlendirmeye kalkan bir adam, 6 yaşında bu çocuğun hiçbir organı gelişmemiş, hiçbir şeyi yok. 6 yaşındaki bir kendi çocuğunu 29 yaşındaki bir insanla evlendiren bir adamın kıldığı namaz Allah dediği şey olur mu? Nasıl güvenecek bu insanlar? Hiç tanımadığın, hiç inancı olmayan bir insana sen gel. Bu soysuzların yaptıklarıyla sen bunu İslami değerlere yet. Müftülük buna bir an önce çıkıp açıklaması yapması Ali lazım. Ali Erbaş hala susuyor. Ya o müftü, müftülük işte Diyanet İşleri çıkacak. Bu adamla ilgili bütün çocuklardan, bütün annelerden, bütün babalardan özür dilemeleri lazım. Bunun gereği yapılması demesi lazım. Diyanet İşleri susmuşsa bunların zihniyetin hepsindeki zihniyet aynı demektir. Kardeşim teşekkür ederim. Sağ olun. Hükümetler tarikatlara, cemaatlere şeylerini kesecek, paralarını yardım etmeyecek. Ancak öyle olur. Yoksa bunlar hepsi bademlenmiş. Yani ne olacak? Psikolojileri çok bozuk değil mi? Diyanet İşleri Başkanı zaten başı kılıçla kalkanla halen Osmanlı'ya özeniyorlar. Daha bu ülke Osmanlı'nın ne olduğunu bilmiyor. Osmanlı'nın yani bir aile şirke şey olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Yani. Osmanlı bir ailedir. Tabii hanedanlıktır. Yani. Onlara Osmanlı denir. Diğeri tebaadır. Aynen aynen. Adam diyor ben Osmanlıyım diyor değil mi abi? Evet. Yani. O muhalefet kazanırsa seçimi. Bunlar, dokunacak mı efendim bu insan? Bunlar önceden illegaldi. Şimdi legalleşti, meşrulaştı yani. Muhalefet dokunur mu bu karanlık yuvalara? Öyle umuyoruz ama bilmiyorum artık. İçeride çok çocuk var efendim. Siyasi davranırlar diye düşünüyorum. İnşallah cumhuriyetin değerlerine göre davranırlar. Kuruluş değerlerine göre. Çok çocuk var, kurtarılmak istiyor içeride evet. Ama sesi çıkmıyor. Evet. Her gün tacize uğrayan. Bakalım neler olacak. Eminim. İnşallah iyi olur. Bu dünyada sorun. Yani sadece bir Türkiye'de değil. Amerika'sında da vardır, İngiltere'desinde vardır. Yani bu Avrupa'da var. Yalnız eğitim şart. Yani nereye gittiniz, düşünce yapınız. Ya 2023'te yaşıyoruz artık yani. Şeyi bırakın artık, maaşa insan yollayacaklar. Biz hala açıyoruz. Bu günah mıdır, bu helal mıdır, bu şu mudur? Bir onu bahsediyoruz. Onlarla konuşuyoruz yani. Ya biraz ilme, bilme dayanıklı. Bak o zamanlar, Peygamberimizin zamanında bile adamlar ilk göz ameliyatını yapan Araplardı. Yıldızları inceleyen Araplardı. Astrologlar o zamanlardı. Geldi, evet. Şimdi biz aktan koktan şeylerle uğraşıyoruz artık. Ya affedersin cin çıkarmasından tutun şunu yapmaya bunu yapmaya. Ya bu ne ya? Bu halk
Cahil olduktan sonra, evet, kendisini geliştirmedikten sonra yürümesini bilmiyoruz, araba sürmesini bilmiyoruz. Yani manipüleye çok açığız. Manipüle olmaya her çok şey açığız. Öyle. Onun için eğitim şart diyorum ben. Ben dünyanın bir ülkesinde bu kadar tarikat duymadım. Var mı bildiğin? Her yerde merdiven altı. Her yerde var. Evet. Var mı? Bizim ülke kadar var mı? İmkansız efendim, olamaz. Olamaz. İmkansız. Ne olursa ilerisi işte şeye döner aynı. Yeni hükümetten ümidimiz var efendim. Değişirse belki hükümet bu tarikatları, cemaatleri... Vallahi ben onu da sanmıyorum. Onların yapacağını da sanmıyorum. İşte o dik duruşu göstermeleri lazım. Değil mi? Ona yürek ister. Kemal Kılıçdaroğlu yapmaz mı abi ya? Ya bir ondan değil, 6 kişi var. 6 tane baba yiğit yapsın kardeşim, önüne mi geçtik? Bu ne lan, bu kadar tarikat bir ülkede? Ne hayır gelir? Bir gömlek olmuş 500 lira. Kimisi sağ solu bölüşmüşler. Talan talan olmuş, ülke ne olacak?